Orta Nokta'dan merhaba değerli izleyenler. Tümer tüm Metin ve Özgür'le birlikteyiz. Süper Lig'de 12. haftayı konuşacağız ve az önce sonuçlanan mücadelede Atatürk Olimpiyat Stadında Kara Gümrük'le Galatasaray 1-1 beraber kaldı. İlk yarıdan gol sesi çıkmamıştı. Bertolacci sonradan oyuna girip gol perdesini açtı karşılaşmada ve Galatasaray'da da sonradan oyuna dahil olan Mustafa Muhammed beraberlik golünü getirdi. maçın Son saniyeleri nefes kesti diyebiliriz. Bir birden sonra Kara Gümrüğün çok net bir gol şansı vardı. Peşiç karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Bu pozisyonun ardından Galatasaray'ın yoğun baskısı vardı Kara Gümrük ceza sahası içinde. Ancak Sarı Kırmızılılar da kendisine 3 puanı getirecek golü atamadı ve iki takım birer puanla sağdan ayrıldı. Halihazırda Galatasaray Süper Lig'de puan durumunu 20'ye çıkarmış durumda ve zirveyle yani lider Trabzonspor'la arasında 10 puanlık bir fark oluştu Fatih Terim'in takımının. Dilerseniz hemen karşılaşmayı konuşmaya başlayalım. Tümer Metin Vermen ve ile birlikteyiz. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Ee, değişik bir maç oldu. Oyunun ilk yarısı iki takım da hüviyetinden kimliğinden uzak. Galatasaray'da biraz lokomotif, lokomotif maçının Hafta içi oynanan yüksek temponun izleri, hocanın gittiği rotasyon, rotasyonda kullanılan oyuncuların da performans düşüklüğü göze çarparken, oyunun son çeyreğinde yapılan değişiklikler kısmen takımlar içinde kullanılan bir dildir. Erman bilir, as oyuncuların maçın bitiş sahnesinde yeşil zemin üzerinde aldıkları pozisyon, feguli gibi, oyunu etki edebilecek, Cagne gibi, Mustafa Muhammed gibi oyuncuların sağda aldıkları pozisyonla aslında maçın başından beri, maçın öncesinde de kafamda düşündüğüm e, Kara Gümrük çok topa sahip olmayı seven, pasla kalecisinden başlayan oyunu yapan, Biglia istasyonunu iyi kullanan ve pasla çıkan bir takım üniviyetinde Galatasaray'ın acaba biraz önde baskı yapıp Orada rakibi hataya zorlayıp oradan bir pozisyon üretebilir miyiz? 80 dakika falan neredeyse hiç istedikleri şiddette yapamadığına şahit olduk Galatasaray'ın. Buldukları golde de aslında maçı çözecek işi o baskının sonucu kazandıkları topla çıkardıkları golle buldular. Çok inanarak söylediğim bir şey değildir ama futbolun içinde vuku bulduğu anlar vardır. Maçın kırılma anları var. İşte bir birden sonra Galatasaray'ın kurduğu biraz baskı, ikinci golü arayışı kalan süre zarfında. Orada da Karagümrük'ün maçın ilk yarısında 7 e, golü mü var, 6 golü mü var? Peş için. Peş için. 6 e, golü var bildiğim kadarıyla. 6. Maçın ilk yarısında çok net bir gol pozisyonu kaçırdı. Maçın bitiş düğüne yakın Galatasaray birbirken 1 yüzde yüz diyebileceğimiz karşı karşıya, kovalayan Mustafa Muhammed olması... E, oyunun o dakikasındaki o ikilinin, sağının o pozisyonunda bir araya gelmiş olması enteresan. Biraz oyun disiplinlerine uzak bir maç izledik. E, zemin güzel ama... Galiba. Sanıyorum biraz... E, çiğ yaptığından oyuncuların da zaman zaman ayakta durmakta zorlandığı, dengeyi koruyamadıkları, bunun da pozisyonlara sirayet ettiği bir maça şahit olduk. Kaybedilen iki puan Galatasaray açısından, dün Beşiktaş kaybetmişken, Trabzonspor puan farkını açmışken, haftaya da bir derbi oynayacağını düşünecek olursak bu haftayı kazanmak isteyerek, Geçme düşüncesindedir ama kaybedilen iki puan. Bu ligde kara gümrüğe herkes iki puan bırakabilir. Kara gümrük, kara gümrüğü yani gelirim çok rahat kazanırım kara gümrüğe falan çok kolay söylenebilecek ifade değil. Çünkü bir şekilde seni bozacak kendi oyun anlayışını oyunun belli bölümlerinde oynuyorlar. Bugün de oynadılar. Ee, kaybedilen iki puan Galatasaray açısından. Bardağın dolu tarafı neredeyse hiçbir şey oynamamışken 80 dakika ee, buldukları golle oyunun son dakikasında maçı da çevirebilecek. Üç puanı da alabilecek. Sonradan giren yıldızlarla fırsatları da yakaladılar. Ama kalelerinde golü de görebilirlerdi. Bence kaybedilen iki puan derbi öncesi önemli. Trabzonspor'un galibiyetinden sonra puan farkının 10 olması. 9 bu arada düzeltti Tümen Çok Pardon. özür dilerim. İzleyenlerimizden de özür dilerim. Doğru doğru. Biri almış oldu. 27-21 oldu. Beşiktaş'ın 10 Evet. Ee, Galatasaray'ın 9 puan. Doğal olarak kayıpsız geçmesi gereken bir haftayı zor bir rakibe karşı iki puan bırakarak tamamladı. E, hafta içi görüntüsünden uzak gördüm Galatasaray'ı. Muhtemelen yorgunluk, çok yüksek şiddetli bir maç oynandı. Gençlik, mençlik tamam iyidir ama çok çok tekrarda maç oynama özelliğimiz hala takımlarımızda, bütün takımlarımız için geçerli. Çok oturmuş seviyede de değil. Genç de olsanız bundan etkileniyorsunuz. Oradaki dengeyi iyi kurmak lazım. Henüz alışamadık o tempolara. Ama sen nasıl değerlendirirsin? Ben şöyle değerlendireyim. Bir kere lokomotif maçının o yüksek tempolu yorucu oyunundan sonra ve 90 küsür dakikalarda hiç düşmeyen bir tempo vardı orada. Galatasaray kazanmak için çok mücadele etti. Bugün 3 oyuncu rotasyonu var Galatasaray'da. Fakat bir pas takımına karşı oynuyor. Ve bu pas takımına karşı atılabilecek golün, <laughs> hani kendi lehine çevirebilecek hikayenin en önemli ayrıntısı oyunu biraz önde oynayarak, önde pres yaparak başlamak. Fakat o lokomotif maçının getirisi yorgunlukla Galatasaray bunun yerine orta sahaya çekilerek oynamayı tercih etti. E, o baskıyı görmeyince de çok rahat biraz böyle yürür gibi oynamaya çalışan bir kara seyrettik. Onların bir acelesi yok. Galatasaray'da geri çekildiği için çok fazla bir acelesi yok. Pozisyonsuz. Mesela not alıyorum ben genelde. Kağıt boş kaldı biliyorsun. Son 10 dakikaya kadar. Ama iki tane birbirinin benzeri gol seyrettik. İki tane bireysel hata. İşte Karagümrük çıkmaya çalışırken. Emre Kılınç ...bir pas hatası geri pasta... ...iki tane bireysel hatadan gol izledik... ...maçı biraz hareketlendiren şey bu... ...yine benzer bir ayrıntı... ...iki teknik direktöründe yaptığı hamlelerde gol var... ...bir tarafa Mustafa Muhammed... ...bir tarafa Bertolacci... ...bence Mustera kalitesindeki bir kaleci... ...atılan şutta... ...golü kurtarabilecek düzeyde bir kaleci olduğunu düşünüyorum... yetenekli bir kaleci olduğunu düşünüyorum... Ama maçı da kurtaran isim bu arada... yani ...kötü vuruşta diyebiliriz ama karşı karşıya Bir şey söyleyeyim karşı sana, tabii ki doğru söylüyorsun... ...çok önemli, ayakta kalması falan önemlidir... ...fakat pes için... Futbolcuların çok yorgun olduğu günler vardır. Böyle topla giderken düşersin bazen. O günlerden bir tanesine denk geldiğini kabul etmek lazım. Üst düzey, hatta biz konseyde e, ilk 8 haftanın evet. en iyi oyuncusu olup olmaması konusunda tartıştığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Santrafor evet. için. Evet yani bir Santrafor için Pesic özelliklerinde bir Santrafor için bulabileceği en doğru pozisyonları buldu. Yani o pozisyonda topla gelen oyuncu karşında dünyanın en iyi kalecisi kim geliyorsa aklına onu düşünsen bile topla gelen oyuncu avantajlıdır kaleci çaresiz bırakabilir. Yanından atıp geçebilir. Çok net bir plase yapabilir. Eğer oyuncu kötü bir tercih yaparsa kalecinin bir şansı var. O da topla giderken Pes düşme. tercih bile yapamadı. <laughs> yapamadı. Yani düşeyim mi, vurayım mı derken çok Çökeğe kötü bir vuruş çıkardı. Tercih yapamadı yani. İlk yarıda da ama çok hani o yorgunluk yokken de kötü bir vuruş dedi. Biz. Şimdi eee biz Yorgunluğu dakikayla söylemiyor. Maç başlar yine öyle hissedersin. <laughs> evet. bazen yani öyle günlerin olur. <laughs> Şimdi biz genellikle e, Süper Lig'de maçları e, değerlendirirken kazansa da kaybetse de özellikle de Avrupa'da mücadele eden takımlarımız hep bir yorgunluk parantezi açıyoruz. Sanki e, takımları yorumlarken de biraz bu parametreyi de kullanıyoruz gibi ama çok e, sık Genellikle... buna da şimdi başvuruyorum. Bak bir şey açacağım hafta içi bir screenshot aldım telefonuma. Tümer abi Galatasaraylı et, oyuncular et, Pesic kadar yorgun değildi ya. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. <laughs> et, Sen bazen Manchester City, Liverpool'dan örnek verdiğin zaman onlar ayrı seviyede diyorsun ya. Bence yine ayrı bir seviyede. Atalanta'dan örnek vereyim mi? Atalanta yani. Bence başlangıç noktasında Gasperini ile birlikte mütevazi bir kadrosu vardı. Hafta içi Manchester United maçı oynadı. Ki bence Atalanta Manchester United maçının temposu hani iki kere düzey. Galatasaray, Lokomotiv, Moskova. Döndüler, Kalyari ile oynadılar. Yendiler maçı. Bir tane oyuncu değiştirdi Gasperi'ni ilk 11'inde. Ve çarşamba cumartesi oynadı bu takım bu arada. Yani biz biraz bu örnekleri verirken aslında sınırımızın ötesinde de bu oyunun böyle oynandığını da biliyor olmamız lazım. Biraz belki teknik adamlarımızı ya da futbolcularımızı bu anlamda da bir eleştiri Erkut, hakkımızı kullanmamız Erkut sonuna lazım. Sonuna kadar hak veriyorum sana. E, futbolcu bu eleştiriyi kendi içinde dile getirmez. Eğer teknik adam dile getirmediyse bence işin özü teknik adamlardan geçiyor. Bak çok sık yaptığım bir şey değildir. Genelde yayında telefonla ilişimi keserim ama bunu screenshot almıştım ve paylaşmak istiyorum. Dün kulüp burucu konuk eden Manchester City cumartesi günü saat 12.30'da Manchester United deplasmanına evet. çıkacak. Pep Guardiola şunu demiş. Yarın oynamamızı isterlerse yarın da oynarız. Bize fark etmez. Cumartesi günü 12.30'da Old Trafford'da olacağız. Şimdi oyun, hocanın yaklaşımı önemli burada. Hoca şikayet ederse isimden bağımsız söylüyorum. Oyuncular o, şi o şikayeti, o bahaneyi sahiplenirler. Zaten yorgunduk. Bir de Zaten... yendiler bu arada. Tabii ki sıfır. Bir de yendiler. Bir de yendiler. Çok da rahat yendiler. Yani beş de yapabilirlerdi. E, ee, kronik hastalıklarımız var bizim. Ülke futbolunda, futbol ikliminde. Yorgunluk ve bahane ile ifade ettiğimiz duygular da bu kronik hastalıklarımızdan bir tanesi. Bir diğeri, şimdi Farioli çok gözde bir teknik adam. Çok da beğeniyorum ben. Ee, benim de beğeni seviyem yüksektir. Yani bir like atarım Farioli'ye. Kabul. Ee, ama Yorum şöyle olacaksa Farioli'ye bir büyük takım verelim mi? Farioli bizim ülkemize bir büyük takım çalıştırsın mı? Farioli'nin bir büyük takım çalıştırabilme kapasitesi tamam mıdır duygusu. Genelde de benden duyuyorsun Tümen Yok yok, dışarıda da duyduğumu söylüyorum. <laughs> senden duy, senden tabii ki duyabilirim aynı masayı paylaştığımız için ama dışarıda da duyduğum bir kanıyı dile getiriyorum. Şimdi kronik rahatsızlıklarımızdan bir tanesi şu hemen bir yere getirme, hemen bir yerden alma hastalığımız da var. Bir diğeri de şu, Farioli'nin oyun anlayışında topla çıkma meziyeti var. Yani kalecisinin ayağı iyi, önde de bir istasyon, Biglia gibi bir futbol dehasını bulmuş. Oradan bir oyun inşa etmişler. Şimdi büyük takım böyle oynuyor mu, oynamıyor mu burayı tartışalım. Bir, tamam oradan çıktın ileride ne kadar meziyetlisin orası iki. Peki yediğin gol Maçı 1-0 kazanacakken yediğin hmm. gol. Yediğin dakika. Tümer abi o golden de çok yiyorlar. Tabii. Geriden çıkmaya çalışırken. Peki yani... Galatasaray yemiyor mu? Yiyor. Aynısını yedi. Taylan'ın yaptığı hataya şahit olduk. Benzer yerde. Bu akşam Emre Kılıncı'nın yaptığı hata. Berkan'ın yaptığına şahit olduk. Mustara'nın Avrupa Kupalarında yaptığı. Çıkarken kaptırılan toplardı. Şimdi bu da bir başka kronik hastalığımız. Tamam. Oyunu inşa edelim. Tamam. Topa sahip olalım. Tamam mümkünse hep top bizde kalsın arkasından koşmayalım. Geriden de kurarak çıkalım. Ama hiç çıkamıyorsan bir vurursun orada baskı yaparsın. Abi Hemen mısınız? tavır değiştirirsin. Ee, desteklemek için söylüyorum. Borussia Dortmund Beşiktaş eşleşmesinden önce Dortmund'un sezon boyunca yediği golleri çıkarmıştık. Yine aynen Karagümrük'ün Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı toplar gibi. Orada da mesela böyle bir kronik hastalık var ama sanıyorum herhalde teknik adamlar bunu... İyileştirme adına da erken vazgeçmek istemiyorlar. Yani Biraz bir noktada iyileşeceğini oyuncu profiline bak. Borussia Dortmund bundan vazgeçip ben uzun pasla çıkayım dese önde Haaland var. At. Ama at atmıyor. Yani at, at, işte. Tutsun topu en azından Öyle orada. Öyle çıkmıyor işte. Ama Faryol için de şunu söyleyeyim. Biz büyük takıma aday çok fazla teknik direktör üretemiyoruz. Bir parça kımıldanan teknik direktörü hemen büyük takıma aday gösteriyoruz. Bana göre büyük takıma gelebilmek için bir sezonda çok parlak bir performansa ihtiyaç var. Mesela bak Erol Bulut parlak bir performans mıydı Alanya'da? Evet. Evet. O da olmadı. Şimdi oraları yönetmek, Karagümrü'yü yönetmek büyük takımdan çok farklı. Oraya hazır teknik direktörü tespit edebilmek için bugün geriden pasla oyun kuruyordan fazlasına ihtiyaç var. Bence Faryol'ünün daha zamana ihtiyacı çok var. Çok zamana ihtiyacı var. var. Olur mu? Olabilir. Biraz bekleyelim görelim ama var. Şurası da önemli. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçlarını izlerken, Dolma Bahçede Sportik maçında ee, biraz önde rahat bırakmıştı Sergen Hoca. Biraz bekleyelim gelsinler dedi. Tık 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 geriden. Oradaki maça biraz önde baskı yaparak başladı. Sporting kalecisi böyle yapıyor. Önde baskı mı var? Pas opsiyonu mu yok? Öndeki santrafora bir atıyor topu. Hayda. Bütün takım bir çıkıyor. Baskın maskın çöpe gidiyor. Şimdi söylemek istediğim hastalığı tedavi edecek şey oyuncunun saha içinde teknik adam destekli. Bunu antrenmanda çalışarak, vakit harcayarak tavır değiştirmesi olabilir. Ben sadece pasta çıkmak istiyorum. E baskıyı yediğinde kaybedersen ne olacak? Golü yedin. Baskıyı yediğinde vurabileceksin ve tavır değiştirebiliyor musun? O zaman farklı takım oluyorsun. Sadece Karagür'ün üzerinde söylemiyorum Erkut. Galatasaray'da da aynı sıkıntı var. Topa sahip olmak istiyorsun. Taylan kaptırıyor. Kalende golü görüyorsun. Topa sahip olmak istiyorsun. Emre kaptırıyor. Berkan kaptırıyor. Mustera hata yapıyor. Ve sıkıntı çekiyorsun. Luyendama kaptırıyor. Luyendama kaptırıyor. Ya gibi. şurada bir gerçek Erkut. Yani şampiyonluk isteyen bir takımın rakibi puan kaybetmişken ya da puan farkı açılacakken bir tanesi puan kaybetti bir tanesi de puan farkını açıyor. Ruh halinin maçı kazanma isteğinin bugünkünden daha yüksek olması Tabii. lazım. Yani son 10 dakikaya kadar Galatasaray maçı kazanır dedirtmedi. Bu arada geriden oyun kuramadığın zamanlarda, çok bireysel hata yaptığın zamanlarda bir B planına geçebilmek için santraforunun da topu attığın zaman rakip stoperle boğuşup topu yere indirip senin çıkmanı sağlaması lazım. Mesela Galatasaray'da böyle bir santrafor profili yok şu anda. Aynısı Karagümrük için de geçer. Mesela Pes için bu akşamki halini gören hiçbir Karagümrük oyuncunun "Vurayım da Pes için bana topu tutsun." demez. Öyle bir görüntüsü yok. Galatasaray'da da yok işin enteresanı. Yani 3 tane santraforu var. Biri oynuyor. İkisi kulübede. Ki beni hep şaşırtan bir performans. Yani Halil oynuyor. Jagne ve Mustafa Muhammed oynayamıyorlar. E, hoca açıkladı. Sonradan oyuna giren de mutlaka bir katkı sağlıyor ama Galatasaray'da. Böyle bir e, durum ortaya çıktı. Tamam bu da planın bir parçası olabilir. Fatih Hoca ki bu plana zaman zaman başvurur. Normaldir. Kulübede bazı hocalar önemli silahlarından bir ikisini yanında görmek ve oyunun gidişatında kullanmak istiyorlar. Ee, hafta içi söyledi bizim oyun anlayışımızda dedi oynamak istediğimiz oyuna Halil daha müsait dedi. Çıkarken topu saklayabilen alışverişi olan orada alıp dönebilen ne Cagne'den ne Mustafa Muhabbet'ten o dönüşleri görmediği için o istasyonu görmediği için Halil tercih ediyor. Onun da bitiricinde sıkıntı var. Babel'in Kötü bir geçe geçirdi diyebiliriz Babel'e. İyi bir performans Direkten değil. Direkten dönen topu var ama işte. Direkten dönen top var. E Halil'in kafasına kestiği 0-0'ken evet. iyi bir vuruş, maç başka bir yerden okunacak. O yüzden büyük takımın önde oynayan oyuncuları 0-0 oyununda geleni atarlarsa takımın hüviyeti bambaşka bir yere dönüşüyor. Geçen sene Beşiktaş'ın başarısını biraz buradan okuduk. Dün şey, akşam da konuştuk şey hatta. ne diyorsun abi. Hani İki oyuncu değişikliği, Mustafa Muhammed Halil, Emre Kılınç, Feguli yapacağı zaman Emre Kılınç'ı ta sağ kenarına kadar getirip sonra tekrar sahaya göndermesi, Fegüli'ye göndermesi, göndermesi ve üstüne aynı Emre Kılınç'ın yaptığı hatayla evet. gol yemesi. Neden vazgeçti? Yani şöyle, Türk oyuncu kuralından dolayı mı acaba diye baktık. Değil. Beş tane oyuncu var. Yani Berkan sahadaydı, Ömer sahadaydı, yani Emre çıktı. Emre Kılıç'la Halili çıkaracaktı ikisini. Hala Kerem, Berkan Yaşim ve Ömer Barış vardı. Biz biraz ona yorduk ama alakası yok. Neden o anda Emre Kılıç'ı çıkartmaktan vazgeçti? Ya oyun da çünkü hakikaten Feguli'yi çağırıyor. 20-25 dakika çok rahat oynayıp işi çözebilirdi. Son iki maçta da çok olağanüstü işler yaptı. Formda, sıcak ayak. Ya neden vazgeçti de? Yani yenilen golde Emre Kılıç'ın sağda bak bir oyuncu tabela kalkmak üzere kendini görür oradan. Sağ kenarına gelir. O an çıkartması tekrar gönderirsen sahanın içerisine o oyuncunun konsantrasyonu düşer. Çıkacağını biliyor çünkü birkaç dakika içerisinde. Emre Kılıç'ın yaptığı hatanın en büyük sebebi bu. Çıkacak çünkü biliyor. Kötü de oynadı. Hiç yok sahada. Evet. Şansını da kullanamadı. Sen tekrar sahaya gönderdin. iki dakika içerisinde ölümcül bir pas hatası yaptı. Niye mesela değiştirmedi? Evet hamleden aldı karşılığını Mustafa <laughs> Muhammed golü attı ama Emre'yi almaması da Galatasaray'a golü yedirdi. Psikolojik olarak e, böyle bir durum ortaya çıkar. Çıkıyor. Ee, bir Galatasaray'ı izlerken bir duygu oluşuyor içimde. Şöyle. Şimdi niye Halil diye konuşuyoruz ya. Hoca hafta içi oyun planına daha iyi atkın olduğunu söyledi ama diğer iki santrafor üzerinden böyle spesifik olarak değerlendirirken de onların kendi içindeki rekabeti pozisyona zarar vermeye başladı. Cagney ile Mustafa Muhammed'in kendi içindeki rekabetleri. Ya oyuna girmekte bile öncelik sırasının olması, kimin başlayacak olması, Halil önlerindeyken arkadaki ikincinin kim olacak olması, birinin kadroda mı, birinin daha çok dakika alacak olması, o içerideki rekabet bile kendi işlerindeki rekabet pozisyona zarar vermeye başladı. Yani şeye değil, Galatasaray'a takıma zarar veriyor demiyorum. Pozisyona, o pozisyona zarar vermeye başladı. Bu rekabetten bir oyuncu da çıkaramadım. Yani bu şekilde rekabeti kazandı ve 5 maç üst üste bu takımın gol kararlığına aday olabilecek skorer bir oyuncusu da çıkmıyor. Burada mesela bugün de bilmiyoruz. Karagümrük'ün oyununda rakibi hataya zorlayabilir Cagne mesela. Mustafa Muhammed zorlayabilir. Öyle oldu küçük zaten bir, golde. Küçük bir hücum presiyle zorlayabilir. Ama Halil bunu çok fazla yapamadı. Ya şimdi 3 gün önce sen ister kız ister Atalanta ile ister Liverpool kıyasla. Biz de teknik direktör lokomotif maçının 11 ile çıksa bugün 3 tane adale sakatlı da olabilir işte olmaması için de adam içinde, hani ben şimdi böyle, teknik direktör niye niye böyle davranıyor diyemiyorum oluyor çünkü. Yok, yok, ben Erman hocam, olmaması için dedi. Evet. Olmaması için doğru antrenman eee modeliyle takımları çalıştırmak gerekli. Oyuncular da bireysel anlamda artık kendilerini çarşamba pazar olarak nitelendirdiğimiz hafta içi hafta sonu maçlarına hazır tutmalı diyorum. Yani Atalanta Manchester Şöyle United maçının zorluk seviyesiyle Şöyle mi düşünüyorsun? Lokomotiv Galatasaray ve Karagümrük Galatasaray maçı arasında dağlar kadar Şöyle farklı. mi düşünüyorsun? 3 günde bir maç oynayan takımın antrenman şekli farklıdır. Haftada bir oynayanın ki farklıdır mı zannediyorsun mesela? Bilmiyorum. Öyle değil çünkü. O, o sistemi öyle, öyle değil. Bilmiyorum. Ya hatta 3 günde bir maç oynayan doğru antrenman da yapmaz. Oynamayan oyuncular haricinde. Ama şu e, Erman'ın söylediğinde haklılık payı var ama şu. Orada yapılan antrenmanın zaman dilimi planlaması da son derece önemli, işlevselliği de son derece önemli. Sen 3 gün so bugün maç oynadın. 3 gün sonra bir maç daha oynayacaksan tabii ki oynayan oyuncu 3 gün sonra başlayacaksa başka türlü regenerasyonla yenili yeniliyor kendini. Ona hiç oynamayan oyuncunun yaptırdığı antrenmanı yaptıramazsın ama oyuncunun buraya yaklaşımı, maça yaklaşımı ve Tümen abi bizde birçok de... parametre var. Şimdi tümen. sadece antrenmanla çözemezsin bunu. Beslenmeyle, dinlenmeyle, geri dönüşle de çözemezsin. Sağlık ekibiyle. Tümen abi bir ileriye gideyim. Oynamayan oyuncunun ruh haliyle bir ileriye gidersin. Çünkü bizde oynamayan oyuncunun kafa olarak düşmesi gibi bir kriter var. Bir sonraki maça hazır hale getiremiyor oyuncu kendisini. Oynamadığı için küskün. Böyle bir oyuncu grubu var. O bir kere o oyuncu bir grubunu gün kazanamazsan vermiş. hani oynamayan oyuncuların hazır tutmak gibi bir beceri var. Bizde de küsmek için yer arıyoruz bizde oyuncu olarak. Yani <laughs> maçı kaybettin şampiyonlar ligi ağır geldi küstüm lige konsantre olamadım. E Dön Avrupa kupası kaybettim lige konsantre olamadım. Bu hafta sonu oynamadım önümüzdeki maça... Ya böyle bir şey yok futbolda. Abi bak şimdi... Oyuncu her maç oynayacak gibi hazır olacak. Güzel bir örneği var bu gece. Emre Kılınç lokomotif maçı oynamadı. Dinlenik mi? Normalde oynadığı zaman fark yaratması gerekir mi? Orada da klişe şöyle oluyor. E, o, da, o da maç oynama alışkanlığını kaybetti. Heh. Bir oynuyor bir oynamıyor. Biz biz sığınıyoruz. Öyle bir şey yok. Salah ne yapsın? Herif yüzüncü maçını ardı ardaya falan oynadı yani. E, Ronaldo da öyle abi. Kaç yaşında Cristiano Ronaldo? Yani 35'inden sonra şampiyonlar gidiyor. iki gol atıyor sonra derbiye çıkıyor yani. Hani artık bu e, kısımdan bakmayalım diyorum. Şunu bence. söylemeye çalışıyorum. Oyuncular Bunun biraz e, teknik adamları ve oyuncuları da rahatlatıyor aslında. Erkut, evet, oyuncu diyorum. kendisi o kafada, o niyette, o profesyonellikte olmazsa teknik direktörün antrenman temposuyla bir yere varmak zor. Yani oyuncu iyi profesyonel olup 3 günde bir maç oynamaya kendini hazırlamazsa teknik direktör sana nihayetinde testlerde belli bir sürede yapması gerekeni yapar. Bak Erkut Erman'ın haklı olduğu yerden bir tanesi de şu. Bak bu işin %80'i %85'i yani biraz olaya yaklaşım biraz akıl dediğimiz yerle geliyor <laughs> tamam mı? Yüzde sekseni seksen bir Şimdi orada da şu var. Bak örnekle açıklayayım bunu. Şimdi sen Stanford Bridge'e gidip Chelsea'yi 2-0 yenip 3 gün sonra Elazığ'ın deplasmanına konsantre olmakta zorlanabilirsin. Anladın mı ne demek istediğimi? Sen gittin Lampartlar, <laughs> Teriler, şunlar bunlar oynadın. Hasselbank'ler falan. Üç gün sonra Elazığ deplasmanı mesela Dolmabahçe'de oynasan, İnönü'de oynasan kısmen hani içeri çekebilir kendini seyircinin önü falan. Ama Elazığ deplasmanına gidiyorsan Sergen Hoca diyordu ki ben gelmeyeyim Elazığ'a. Yani şimdi Chelsea'ye iki tane atmış <laughs> Elazığ deplasmanına gelmeyeyim ve gelmiyordu. Şimdi bu zorlanma olabilir ama Ronaldo seçmiyor bu maçı. Salah seçmiyor bu maçı. Onlar hepsini oynamak istiyorlar. Çünkü niye arkadan gelen var, önde hedef var, Messi geliyor, yakalar mı, Belolu geçer mi, Boberi geçecek mi? Bizim yaklaşımımız bu. Şimdi bunu söylediğin dakika üstünden seneler geçmişken ben bir örneği eğlenceli olarak burada anlatıyorum. Ama dinleyen kardeşlerimizde bu bahaneye sığınanlar da var. Ha. Üç günlük yorgunluklar. İki ya bir gün ya bir gün yorgunluk hadi bilemedin iki gün üç gün yorgunluk İstanbul oynadı perşembe günü yine İstanbul'da maç. Yani bir Rusya deplasmanına gitse de dönse <laughs> örnek veriyorum Beşiktaş'ın Lizbon deplasmanı zordu. Tabii. Çünkü beş 5.5 saat süren bir yolculuk. E, maç Türkiye saatiyle gece birde bitmiş. Havalimanına gittin, geldin sabah 8'de buradasın. Sonra cumartesi maçı çıkıyorsun ama Galatasaray'ın bugün böyle bir durumu yoktu. Mesela Fenerbahçe'nin böyle bir durumu var. Belçika'ya gitti geldi. Bugün maça çıkacak. Bugün göreceğiz Fenerbahçe'nin durumunu. Yalnız Trabzonspor dün kazandı ya. Kazanmaya bugün de devam ediyor. Evet. Evet. Bugün de devam ediyor. 2 puan daha kazandı. 2 puan Geçen daha kazandı da öyle. Yani. Geçen evet. hafta da bayağı bir kazandı. Ya erken oynayıp kazanıyor. Ondan sonra Şimdi ben ha. maç öncesinde şunu hayal ettim. Maçı izlerken Tümel abi de söylemiştim. Yani Kare Gümrüğün rakibi kim olursa olsun ben nasıl oynayacağını biliyorum. Evet. Yani bugün karşısına Manchester City'de gelse yine bence Faryo'yu bir anlamda kendi kalesinden e, topla çıkmaya çalışacak. Evet. Bir oyun bu. ezberi evet. bu çünkü. Ben de şunu bekliyordum. Fahit Hoca hep bu sezon maç öncesinde karşılaşmaların ardından yaptığı açıklamalarda genç kadroya vurgu yapıyor ya. Bence Galatasaray için tabii ki tecrübe durumunda bir dezavantaj olabilir bu. Ama diğer anlamda da kondisyon, fizik güç, e, önde baskı, e, 90 dakikaya bu baskıyı yayabilme e, olumlu anlamda maksimum seviyede. Ee, bu da bir avantaj olarak görünüyordu. ben diyordum ki bu Galatasaray orta sahası ve ön grubu Karagümrük'ü çıkarmaz. Önde ön basmasını bekliyordun değil mi? Evet. Şimdi, Ama hiç görmedim bunu. Ben de ilk 15 dakika önde basmasını bekledim. Çünkü bu tip maçlarda golü atamazsan bu pas trafiği seni bir süre sonra haddinden fazla yorabilir. Karagümrük çünkü bu pasta hiç vazgeçmeyen bir takım. Ama 15-20 dakikalık o yüksek tempo maçın son 20 dakikasına da sirayet eder. Seni yorar. Yürüyecek halin olmaz. Halbuki Galatasaray'a maçı çeviren halinde son 10-15 dakikada diri kalabilmesi. İlk 15 dakika hiçbir şey yapmadı. Hatta ilk 60-70 dakika önde evet. baskı yok, hiçbir şey yok. Son 15 dakika, 20 dakika değişikliklerden sonra biraz önde basayım. Golü de öyle buldular. Çıkarken ufak bir dokunuş Barış Alper Yılmaz'dan. Orada Fegül'ünün önüne gelen pozisyon Mustafa Muhammed'in bitirişi. Hucum piresi görebiliriz orada yani küçücük bir dokunuş. Evet basit hata gibi geliyor ama hataya zorlamak da önemliydi. Ee, Şunu kabulüm yani hafta içi oy, o şiddette bir maç oynadıktan sonra bugün maçın tamamında iyi de pas yapan rakibe karşı önde her dakika basabilecek bir gücün olmayabilir bu normal. Orada dakika seçersin, oyunu üç'e bölersin. ...belirlersin ve takıma dersin ki şu dakikalar arasında yapacağız. Maçın başı olabilir, sonu olabilir, tercih edebilirsin. Ama bizde yaptığın yapmadığın arasında hemen önü arkası etkenler devreye giriyor İşte hafta içi oynadığımız için yorgunluk var. Ya da uzun seyahat yaptığımız için istediğimiz oyun olmadı. Veya işte üç günde bir maç oynuyoruz, iki günde bir maç oynuyoruz... ...rakip daha fazla dinlendiği için olmadı gibi... İçinden çıkamadığımız bir döngünün içinde kendi kendimize uğraşıyoruz senelerdir. Bu arada Karagümrük'ün de şöyle bir durumu var. Hani e, kendi yarı sağından, kendi kalenden pasta çıkmak da top sende olsa bile seni yoran bir durum olabilir. Çünkü gittin geri döndün vesaire. Geçen hafta da maçın son dakikalarında gol yedi. Bugün de mesela maçın son dakikalarında gol yedi, yiyebilirdi de. Geçen haftaki maçın profili biraz farklıydı yalnız. Hı hı. Orada eksik kaldılar. Hı hı. Biraz hakem i̇şte, agresifliğe müsaade etti. Ona on da ama şeyde. Evet sonradan 10, 10 son, son 7 golde. Evet kabul ediyorum ama bir pas takımını bozabilmek için mesela bugün Barış Alper'i bir tarafta, Kerem'i bir tarafta işte önde bir de oyuncuya bunu dikte edersen anlatırsan ilk 15-20 dakikaya önde çok şok presle başlayacağız. Bunu yaptırabilirsin. Bence 5 oyuncu değişikliği varken yorulsam bile hani çok oyuncu değişikliğiyle o yorgunluğu bertaraf edebilirdi Galatasaray. Ben de senin gibi düşündüm. Dedim ki mutlaka Karagümrük'le oynayan şampiyonluk adayları biraz oyunu önde oynayarak başlamalı. Çünkü hataya çok müsaitler. Golleri hep böyle yiyorlar. Yani ama başlamayı tercih etmedi hoca. Gerçi tutuyordu gene planı. Söyleyeyim sana yani golü yedi. Bireysel hatadan yedi. Son 20 dakikadaki hamlelerle aslında oyunu da aldı. Tutuyordu da planı. Ama çok önemli iki puan kaybettiler ya. Çok önemli yani. Mesela Galatasaray'ın yediği golde bir Emre Kılınç hatası, bireysel hatasını çok bariz anlatabiliriz. Bunun yorgunlukla, bunun oyun planıyla, bunun ee, hafta içi oynanan maçla oyuncunun oynamamasıyla inan alakası yok. Erman doğru söylüyor. Takımların performansı, form grafiği biraz bireysel hatalarla doğru orantılı evet. diyoruz ya. Şimdi çok rahat ayak içi pasla hiç konuşmayacağımız bir konu olacak o. Maçta 0-0 devam ediyor olacak. Bugünkü tercihler, e, hoca neyi planlamış olabilir Fatih Hoca? Mesela e, Morsan'ı biz üst üste hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu göremiyoruz. Belli ki oyuncunun bu anlamda kapasitesinde bir sıkıntı var. E, Babel'le başladı. Doğru muydu böyle bir rakibe karşı Babel'le başlamak? Uzun süre e, zaman sonra Emre Kılıç başladı. Emre biraz daha böyle merkeze yakın oynadı. Yani kanat değil, bir merkez oyuncusu gibi oynadı. E, daha doğrusu hani Berkan'ın önünde ve, e, Çıkıldağ ve Kerem düzeltiyorum. Emre olarak gördük. Bir taraf Kerem, bir taraf Babel. Önde Halil. Arkada Emre, Çıkıldağ, Berkar. Berkan. Koşan, mücadele eden, ihtiyaç duyulduğunda da topa sahip olan bir orta saha gibi geliyor. Hoca biraz oyunu tutup, oyunun başlangıcında tutup, gidişatına göre kenardan da maçın sonuna doğru yapacağı hamleleri maçın planında kafasında oynamış. Geldi de Erman'ın dediği gibi. Tamam golü yediler cevap verdiler. Ama oyunun son bitiş düğüne yakın 6-7 dakikalık uzatmanın bölümünde Galatasaray çevirebilecek duran top, kenar top ceza sahasının içine tehlike oyuncusuna topu getirdi. Ee, rotasyon olmazsa olmaz. Ama şurası önemli. Rotasyon görüyoruz 8 oyuncuyla. Ya omurgayı da dokun, omurgayı da dokunmaman lazım yani. Rotasyon olur 3, 4 anlarım. Ama 8 oyuncuyla rotasyon olmaz. Babel seçimi. Mesela oyuna önde presle başlayacaksam Babel olmaz zaten. Babel daha durağan bir oyuncu. Daha topu ayağına isteyen bir oyuncu. O yüzden Babel seçimi zaten çok önde basmayacağını belli etti. Ama Babel'i de hamle oyuncusu olarak kullanmaktansa bence 11'de oynadığı zaman etkili olan bir oyuncu olarak görüyorum ben. Ömer Bayram için tersini Tam söyledim. tersi de Ömer Bayram için geçerli. <laughs> yani o da oyuna son mesela bugün eminim ki son 20 dakikada Ömer Bayram hamlesi olsaydı çok fark ettirir kendisini. Ama 11 oynadığı zaman aynı etki gelmiyor. Ya oyuncuya da biraz böyle bakmak lazım. Şimdi oyuncu hep 11 oynamak ister. Hatta Ömer Bayram krizde oyuna girdi 45 dakikaya yakın çok iyi bir performans. Diyor ki ben bir sonraki maç 11 oynarım diyor. Halbuki faydalı olduğu oyun sonradan girdiği maçlar. Doğru. Yani, yani o yüzden hoca olmak da zor. Oyuncu memnun olmaz çünkü hiçbir şeyden. Onu söyleyeyim. Ama mesela Biglia için çok güzel söyledi Tümen abi. Bir futbol dehası. Yalnız yanında bir servisçi daha var. Orada bazen adımın yanından böyle sıyrılıp giden harika pas trafiğini organize eden Cimi Durmaz var. Ben mesela çok beğeniyorum. Bu kadar soğukkanlı, çok topla yumuşak kullandım. bir oyuncu... Evet çok iyi bir oyuncu mesela. Erman şöyle tarif edelim Cemil Durmaz'ı. Ben zaman zaman örneği şunu veririm. Bizim ligimizde bazı oyuncular var. Çalım attıklarını sanıyorlar. Bakıyorsun rakibi geçmemiş. Mesafe kat etmemiş. Topla bir mesafe almamış. Attığı çalım e, takımı için bir katkı sağlamamış Çalım atmış sallanmış Rakip oyundan düşmüş tekrar karşısına gelmiş Şimdi Cimi Durmaz bir çalım atıyor Rakipten böyle hop 2-3 metre uzaklaşıyor evet. O zaman Öndeki herkesin adım sayısı değişiyor Bak defans olarak söylüyorum Rakip defans için Şimdi burada birini eksilttiğin zaman Diğer tarafta Paylaşımın yeri değişecek Bir kademe gelecek öteki evet. gelecek Herkes bir kımıldayacak o yüzden çalımı önemsiyoruz. O yüzden atılan çalımın kıymetini böyle anlatıyoruz. Bazı oyuncu var olduğu yerde çalım atıyor. Cemil Durmaz onlardan değil. Öteki ama tam bir deha. O dokunuş, alış, veriş oynatamazsın. Hadi Fariyoli hocam iyi hoca diyoruz. Oynat bakayım Bigliasıl şu oyunu da. Ne kadar iyi olacağız. Ama hocasın. işte bu oyunun kilit noktalarından biri Bigliasıl. Tamam. Tümen abi. O zaman, o zaman oyuncuya muhtaçsın. O zaman kadro mühendisliği bu hocalık mesleğinin en önemli işlerinden bir tanesi. Elindeki kadrodan en iyisini çıkarmak hocalık meziyetlerinden bir tanesi. Ona göre kadro yapacaksın. O yüzden zaman zaman teknik adamlarımızı şuradan eleştiririm. Sen bir takımın başında 2-3 sene vakit geçirip 3. senenin sonunda kadro mühendisinden şikayet etmemen lazım. İkinci İlk iki senenin sonunda takımın eksik olduğun bölgesine bir transfer istersin. Ona göre de kafandakini uygulamaya başlarsın. Şimdi Farioli bu oyunu oynamak istiyor. Elinde Biglia yok. Üç sene bu oyunu oynamak iste. O Biglia'sız oynayabilir misin? Hemen gelip, gelip koyman lazım Biglia'yı oraya değil mi? Gitti. Erhun diye bir çocuk oynuyordu. Genç. Evet. Bugün de kadroda. Beşiktaş maçında da bir performans ortaya koydu. Var 2-3 tane iyi oynadığı maç. Şimdi mesela Biglia'nın yaşı da var. Yarın öbür gün belki kontrat yenilenmeyecek. Belki futbolu bırakacak. Hazırlıyor belli ki. Yani bugün Biglia'ya bir şey olursa ben Erhun'u Biglia gibi kullanabilir, kullanabilirim diye düşünmüş. Orada belli yani plan. Bunları yapmak lazım. Bu arada hani Biglia e, İtalyan futbolunun üzerinde bir e, önlibero değil. Onun adı derin oyun kurucu. Yani görevi o. Derin oyun kuruluşu. Duydun mu Erman? Evet. İlk yani, defa yani. <laughs> Pildo'nun ön taraftan arkaya gelmesi. Pildo'nun ön taraftan arkaya gelmesi. Sen Faryoli'yi başarılı buluyor musun? Buluyorum. Bir başarılı, çok buluyorum. Başarılı çok başarılı buluyorsun. Tamam. E, Bilge'yi anlatayım yani size. Lazio'da oynarken aynen bu rolde sonrasında Milan transfer etmişti. Lazio'da gitti Liverpool'dan Lucas Deiva'yı aldı. O da aynı özellikte bir oyuncu ve hatta Bilge'den daha fazla katkı sağladı. Mesela Pirlo'nun da ön taraftan arkaya doğru gelmesinin sebebi de o. Erkoç'um bir şey merak ediyorum. Farori'yi çok beğeniyorum bu arada. Oyun kurucu ile derin oyun kurucu arasındaki farkı... İki stoperin arasına girip daha oralarda oyun kurması. Çok girmiyor Biglia ama. Ama oradaki ilk rol onda. Yani ilk... Bundan iki sene önce bu söylediğimiz şey neredeyse 3-4 sene önce bütün hocalar tarafından çok tercih edilen iki stoper açılsın. ...senin ön liberolarından biri arasına girsin, bekleri de öne yollayalım, çok kullanılırdı. Ben bir Avrupa Şampiyonası izledim, yakinen orada bir tane kullanan takım yoktu. Bir eksiksin önde, girdiğin dakika. Şimdi senin Avrupa Şampiyonası'nda bütün majör takımların stoperleri... ...senin ön kurucundan daha iyi ayakları. Adam 30 metre çıt araya bırakıyor topu. Şimdi kalmadı öyle, iki stoper açılsın da araya girsin. Ha pozisyon taşır giriyor, o başka bir şey bilgiyle. Ama oyun anlayışı öyle değil. Big Dia da girmiyor orada. Ama Hatta işte. önde alıyor. Big farklı kılan sırtı dönükken topu ayağına oynayabiliyorsun adam. Ama işte merkez ya. Yani oyunun kurulumundaki merkez. İlla ki iki stoperin arasına tamam. girme o, derken şekli ile ikisi müthiş organizatörler. Yani. Ya İtalya'da bu var zaten. da Udinezi'ye gitme sebeplerinden biri de bu mesela. değil. Tamam. Beğenmek için acele etme. Ben, ben beğenmene bir şey... Neden diyeyim. acele etme diyorum biliyor <laughs> Yok yanlış anlaşılmasın. Geriden oyun kuran bir takımı var. Biglia olsun, desin ki ben bilgiye profilli olmasa bile oraya Cimi'yi atarım, işte ne bileyim Erhun'u Erhun atarım. atarım falan oynamaya devam etsin. Bir teknik direktörü kara gümrüğü çalıştırırken başarılı kılan şey nedir? Onun analizini iyi yapmak lazım. Nedir biliyor musun? Hakikaten oyun üstünlüğüyle birçok takımı yendiğini ve izleyen herkese keyif verdiğini görmek, büyük maç kazanmak. Doğru mu abi? Yani... <laughs> e, büyük maç kazanmak doğru. Ama kendi seviyesindeki takımlar için fark yarattığını söyleyelim. Hakkını diyemeyelim o kadar. Şöyle, hakikaten. geçen hafta Kayseri mağlup oldu. Evet. 5 mağlup oldu. Galatasaray son 10 dakikaya kadar galip de yenemedi. Şimdi fark yaratıyor mu? Geçtiğimiz sezon daha fazla yaratıyordu. Evet. Bu sene öyle değil. Bak, aynı oyun tarzı. Önemli olan nedir biliyor musun? Herkes senin oynamaya çalıştığın oyunu ezberlediği anda sana aldıkları önlemlere bir B planı üretebilmek. Görüyor musun bir B planı? Teknik direktörlük orada çıkar. Orada çıkar. Yani bir farklılık görebiliyor musun? Mesela ben söyleyeyim. Geçen sene Galatasaray'ı yendikleri bir maç var. 10 kişi kaldılar. Doğru mu? Mevlüt attı yanlış hatırlamıyorsam. 10 kişi kaldılar evet. son dakika. Evet. O maçta oynadılar. Öyle değiller şu anda. Yani Farioli geçen senenin uzağında Kara Gümrük'le beraber. Beğeniyorsun ama büyük takıma aday gösterebilmek için standartları hep bir yukarıya çekmesi lazım. Acımasızlık. Ben yapmayalım. de elindeki malzemeye gört, göre gört. çok çok iyi oldu. Acımasızlık yapmamalı. Şöyle Erkut'un haklı olduğu yer şurası olabilir. Şimdi elindeki malzemeyle doğru bir şey çıkardı. Bir oyun felsefesini takıma dikte ettirdiği, bundan asla vazgeçmediği ben büyük takım oynuyorum. Topu vuracağım, topun arkasından koşacağım. Hayır, büyük takıma karşı da kendi oyunumu oynayacağım. Bunu da ısrar edeceğim. Topu kaptıracağım, golü yiyeceğim ama ertesi maç yine aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Aynen. Bunu iyi yapana kadar bunu oynayacağım. Buralar geçer, tamam. Ya burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor abi. Hani e, maçı izlerken de söyledim ya. Bu şu demek. Nagelsmann Bayern Münih'e gelmeden önce e, Offenheim'in şampiyon yapamadı bu. Yapamaz zaten falanın kalibresi kadar oynar. Lapsik'te başka bir şey oynar. Bayern de şu anda bambaşka bir şey oynuyor. Yani o fırsatı o malzemeyi hocaya verdiğin zaman bir şeyler çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir felsefesi var. Yani Guardiola da Barcelona A takım çalıştırmadan önce bu düzeyde bir takım çalıştırmadan direkt olarak oraya koyuldu ve adam bir felsefe ortaya koydu. Ya Barcelona falan teknik direktör seçerken bizden başka kriterlere bakıyorlar. Futbol düzeni de biraz farklı ya. Ya yani o yüzden orada kim gelirse gelsin Barcelona'nın oyun düzeni Messi'li dönemde zaten çok belliydi. Ya ama biz ama niye devam etti? Mesela Pereira'yı getirdin. Çok kaliteli bir oyundan, son on başlık kaliteli bir pas oyunundan çok keskin bir dönüşle Çok keskin bir dönüşte başka bir. Sen şimdi bunu Pereira'yı getirirken bunu mu hayal etti Fenerbahçe yönetimi? Mesela Farioli'yi getirirken de hayal edeceğin şeyi bize iyi anlatması lazım. Bir tane oyun planına sadık bir teknik direktörün büyük takım için hazır olduğunu söylemek daha zor. Veya veya şimdi Farioli'yi getirirken oyun planını iyi izah etmek lazım. Veya Farioli'nin istediği oyun planını oynatacak mühendisliği yapman lazım. Evet. Aynen yani öyle. diyeceksin ki ben Farioli'yi tercih ediyorum. Bu adam bu oyun planını evet. oynuyor. Ona göre kadro mühendisliği yapacağım. Tercih demişken Mayer oynuyor. Mesut Özil ile Pelkas evet bekliyor. yani, oraya falan falan yani tercih demişken he, aklımda o var. Yani hakikaten Mesut Özil Muhtemelen sorsan sakatlıktan yeni döndü diyecek. Pelkas işte hazır değil mi der artık ne diyecek bilmiyorum ama ilginç seçim. İlginç evet. seçimler var. Rezan'dan ruh Merman Hemen Kadıköy'e gidelim. Ee, 11'leri ondan alalım. Ee, değerli izleyenler Fenerbahçe ile Kayseri Spor karşı karşıya gelecek. Ee, 20 dakika sonra maç başlayacak. Hemen kameralarımızı Kadıköy'e çevirelim ve arkadaşımız Rezan Yetiş hem maça dair notlarını bizimle paylaşsın hem de kadroları Rezan'dan rica edelim. Teşekkürler Aykut Öztürk. İyi yayınlar diliyorum. Belirttiğiniz gibi 20 dakikalık bir süre içerisinde artık Fenerbahçe ve Yukatel Kayseri Spor karşı karşıya gelecek. Toto Süper Lig'in 12. haftası kapsamında ve 12. hafta bu karşılaşmayla sona erecek. Ardından bir milli takım arası olacak. Ardından da yine Süper Lig'de 13. hafta mücadeleyle macera, süperlik maceralar devam ediyor olacak. Fenerbahçe ve Yukatel Kayseri, Kayseri Spor arasındaki karşılaşma 19'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılığını, var koltuğunda ise Mete Kalkavan olacak. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 12. haftaya girerken Süper Lig'in 7. sırasında bulunuyordu ve geride kalan 11 haftalık periyotta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de mağlubiyeti vardı Sarı lacivertli ekibin. Bu karşılaşma öncesinde de Süper Lig'de 3 maç üst üste bir yenilgi almıştı Fenerbahçe. Bu yenilgi serisinde artık bir kenara bırakmak istiyor. Aslında hafta içinde Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesiyle bir form yakalamışlardı. Bildiğiniz gibi UEFA Avrupa Ligi D grubu 4. hafta mücadelesinde Royal Antwerp karşısında Fenerbahçe 3-0'lık bir galibiyet almıştı. O karşılaşmada Vito Pereira'nın çok sürpriz bir 11'i vardı. Aslında çok da tahminlerimizin dışında bir 11 ile sahaya çıkmıştı. Bu akşam da Yukatel Kayseri Spor karşısında Fenerbahçe o 11'i nispeten de koruduğunu söyleyebiliriz. Buna değinmişken direkt olarak ev sahibinin ilk 11'ini aktarmak istiyorum. Altay Bayındır'ın yokluğunda 2-3 ay sahalardan uzak kalacak kendisi. Onun yokluğunda kalede Berke Özer bu akşam Yukatel Kayseri Spor karşısında forma giyecek savunmada, Zalay ki Zalay de yine Antwerp maçının kadrosunda olmayan oyunculardan bir tanesiydi. Bu karşılaşmayla birlikte ilk 11'e döndü Zalay. Onun yanında Minje ve Tisserant da savunma üçlüsünü oluşturacak. Orta, sahanın, e, orta sahada Mia Zays tercihi geldi. E, Royal Antwerp maçında Sosa yer almıştı. Bildiğiniz gibi onun yerine bu akşam Mia görev alıyor. Olacak onun yanında Mert Hakan Yandaş yine Antwerp maçında hem gol atmış oyunculardan bir tanesi. Performansıyla da oldukça övgü toplamıştı Mert Hakan Yandaş. Onun yanı sıra Nazım ve Ferdi de bu akşam 11'de sahaya çıkacak. Nazım'da Antwerp maçının kadrosunda kıyasla Novan yerinde yapılan bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Hücum hattında ise yine aynı oyuncular tercih edildi. İrfancan Can, Berişa ve Max Mayer bu akşam ilk 11'de forma giyecek. Mesut Özil ve Serdar Öz'ün sakatlıkları bulunuyordu. Onlar da sakatlıklarını atlattı ve bu akşam da kadroda yer alan oyuncular arasında Vito Pereira'nın forma vermesi durumunda da maçın ilerleyen dakikalarında görev alacak bu ikili. Kayseri Spor 11'ine geçtiğimiz zaman da onlar da Lung Kale'yi koruyor olacak. Ramazan, Hoseine, Kolevesios ve Karol savunma hattında olacak. Önlerinde İbrahim ve Campagnaro, hücum hattında Kemen, Emrah, Tiyan ve İleruş'ta ise Gavronovic yer alacak. Tian ve, ve Gavronovic de Kayseri Spor'da en güçlü hücum oyuncuları arasında olduğunu belirtelim. Tian Fenerbahçe'nin eski futbolcusu bildiğiniz gibi 9 maçta oynadığı süre boyunca 4 gollük bir katkısı vardı. Kayseri Spor'un en golcü oyuncularının başında geliyor. Gavronovic de son 5 maçta 2 gol 2 asistlik bir katkı sağlamıştı. Bu akşam Fenerbahçe karşısında Kayseri Spor'un en önemli en tehlikeli hücum silahları olacak diyelim. Sözü tekrardan merkeze bırakalım. Evet Rezan'a teşekkür edelim. Karşılaşma birazdan başlayacak. Hemen 11'ler eşliğinde iki yorumcumuzdan karşılaşmaya dair görüşlerini alalım. Sanırım itirazınız var gibi. Özellikle de Fenerbahçe'nin 11'ine. Ya şimdi kenarda olan oyunculara baktığımızda itiraz etmemek imkansız. Ama sanıyorum Pereira hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde kazandıkları ve iyi oynadıkları maçın rotasyonuna gitmeden biraz da oyuncuya adaletli davranarak siz iyi bir maç çıkardınız. Buyurun devam edin demiş. Sosa oynadı orada. Sosa da çok iyi maç çıkardı. Ona bugün, adalet yok mu? Bugün 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 dinlendirmiş olabilir Sosa'yı. <laughs> Belki yaşa takılmış olabilir. Ama şimdi Erman'ın söylediği yerden devam edeyim ben. Ya meğer çok iyi oynadı diyorlar. Ben maçı izleyemedim Fenerbahçe maçını ama geniş özeti izlediğimi söyleyeyim. ...bazen özetle maç tutmaz... ...kabul ederim... ...şimdi kenarda Mesut... ...kenarda Pelkas... ...kenarda Sosa oturuyorken... ...kadroda da Meğer'le başlıyorsan... ...şimdi... ...oyun sıkışıp... ...Mesut'a, oyun sıkışıp Pelkas'a... ...oyun sıkışıp Sosa'ya... ...müracaat edeceksen... ...o zaman hamleyi yaptın, oyunu çözdün... ...hocası olacaksan... ...baştan niye başlamadın diye ben önceden sorayım... E, ...çünkü biraz dirayet bulabilirse, biraz dirayet gösterebilirse Kayseri oyuna karşı ki Hikmet Hoca bu maçlara iyi hazırlar takımı. Fenerbahçe açmakta zorlanırsa ilk gideceği yer saydığım oyuncular olacak. O zaman da Pereira'ya maçın başında neden başlamadın? Skoru daha çabuk elde etmedin. Bu oyuncuları oyunun içine kazandırmadın diye. Biz de yorumumuzu yapmış olacağız. Sanki başlangıç 11'ini çok doğru bulduğumu söyleyemem. Merakımdan soruyorum. Top tabii ki daha çok Fenerbahçe'de kalacak. Bu 11 içerisinde Fenerbahçe'nin savunmanın önünde topla buluşacak oyuncusu kimdir? Mert Hakan, Zayt, ya da zaman Zaitz. zaman İrfan gelecek alacak orada. İrfan Can'ı de değerlendirdiği için Antwerp gibi e, biraz daha geniş alanda oynayacak bir Kayseri Spor olmayacak. Halbuki sezonun bana göre en akıllı, rahat galibiyetlerinden bir tanesini aldılar. Meğer de o oyunu ayak uyduran, skoru yapan ama o oyunu oynamasını sağlayan lider oyuncu olarak gözükmedi maçın içerisinde. O oyuncu Sosa ki ben hep şunu söylemiştim. Bilmiyorum hani arşivleri çıkarsak çıkar herhalde. Geçtiğimiz sezonun son 10 maçını seyretse Pereira alıp CD'lerini koysa seyretse Fenerbahçe'nin kaliteli oyununu Zaten Sosa ve Mert Hakan'ın birlikte oynaması üzerinden okurdu. Gerideki üçlüye hiç dokunmadan bambaşka bir çözüm bulabilir. Dizilişin senin olsun. Ama kaliteli oyuncu tercihini ilk defa Antwerp maçında yaptı. Doğru şekilde yaptı. İrfan'ı da attın şimdi içerisine. Şimdi İrfan'ı atmışken Pelkas ya da Mesut'u da atsan kapanan bir rakibi çözmen daha kolay olur. Daha maçın ilk yarısından çözebilirsin. Bak daha e, maç başlamamış herhangi bir fotoğraf görmemişiz. Ben şöyle yaklaştırayım. Bu bizim arkadaşlarımızın çıkardığı pekala Fenerbahçe, Pereira'nın Fenerbahçe'si. Şurada tek Sosa yani Miyazais'la Mert Hakan'ın olduğu yerde tek Sosa tamam mı? Mayer'in yerine, Meyer'in yerine Pelkas, Mesut Özil ikisinden biri. Burada tek sosa e, İrfancan Mesut, İrfancan Pelkas. Hatta arkasında Mert Hakan'ı yine kullanabileceğin şekilde, ikili kullanabileceğin şekilde çok rahat bir dizilişe geçebilirsin. Hiç de soru işaretsiz. Bu arada Berişe ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Ee, çok iyi bir maç oynadı. Belki Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ben buradayım dediği ilk maç. Fakat çok açık alanda oynayan bir savunmaya karşı. Topu tutan iki tane oyuncuyla beraber. Yani şimdi 2-3 gün evvel maç oynamış bir oyuncu, iki tane stoperin kucağında oynaması gereken bir maçta 11 başlattın. Eğer Berisha oynayacaksa alana ihtiyacı olan bir santrafor gibi duruyor. Biraz daha sanki kenarlarda oynamaya müsait özellik olarak. Orada bir başkasını tercih edebilir miydi? Hani maçın gidişatına göre muhtemelen tartışılabilecek bir şey. Neden Berisha'yı oynattığını eleştirmem. Ama pozisyonunu oyuncunun özelliklerine göre Biraz daha iyi seçmek lazım Fenerbahçe. İyi bir maç oynadığı kanaatinde miyiz Antwerp'e karşı görüntü olarak Evet, evet çok iyi oynadı. Pereira'nın da açıklamalarından mutlu e, ve memnun olduğunu gördük Şimdi şöyle Bunu alalım Bu cebimizde dursun Çünkü zaman zaman Pereira'yı şöyle eleştirdik Alanya maçından sonra da Sonra kaybettikleri maçtan sonra da e, Geçmişte biz bu, bu akşam çok iyi oynadığımız dediğim maçlarda da oyun anlayışı açısından eleştirdiğimiz yerleri oldu Pereira'nın. Şimdi bu iyi ise Antwerp maçındaki görüntü ben bu akşam benzer şeyi görmem lazım. Çünkü hemen takip eder. Sirayet eder. Özgüven sahaya yansır. Evet. E kırılırken kırılıyoruz da iyi bir şey yaptığımızda onun özgüvenini de başka yerden okumamız lazım. Şimdi benzer bir kadroyla aşağı yukarı aynı kadroyla çıktığında oyuna sirayet etmesi lazım. Bakalım ne göreceğiz. Peki. Vitor Pereira'nın açıklamalarına bakalım değerli izleyenler. Karşılaşma öncesinde neler söylemiş Portekiz'e teknik adam. Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar oynadığımız sistemi çok konuşuyorlardı. Biz de çok olmasa da sistemi biraz değiştirdik. 3-5-2 sisteminde oynuyoruz artık. Ki Antwerp maçında da böyle oynadı. Son maçta iyi bir performans sergiledik. Bu maçı kazanmak için hazırız diyor Vitor Pereira ve devam ediyor. Bir önceki maçta gösterdiğimiz inanç ve konsantrasyonu gösterirsek taraftarımızın desteğiyle bu maçtan 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncular olarak her maçta savaşmalıyız ki biz bu ligi şampiyon olarak bitirebilelim. Buna hazırız ve çok istiyoruz. Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar olabiliyor. Bizi bu seyahatlerde çok yorabiliyor sakatlıktan dönen oyuncuların bazıları da fiziksel olarak istediğimiz seviyede olmadıkları için bizimle olamayabiliyorlar. Şimdi bir milli ara var diyor. Vitor Pereira o dönemde en azından fiziksel eksiklikleri gidermelerini istiyor ve bekliyoruz. Tam kadro olduğumuzda hiç şüphe yok ki bu ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Şampiyon olmak için her şeye inanıyoruz. Önümüzdeki rakipler de puan kaybedeceklerdir. Vitor Pereira. İlk sayfaya gelebilir e, Evet ilk sayfayı i̇lk bir sayfayı. alalım ilk sayfayı. Buyurun. 3-5-2'nin çift santraforundan biri kim? Berisha. Diğeri? İrfan mı santrafor oynuyor? Max Meyer mi oynuyor? Yok Şimdi, oynamıyor. Yani. Bu, bu diziliş 3-5-2 dizilişi ise eğer ki Pereira'nın açıklamışı 3-5-2 oynuyoruz diyor. Şimdi sağda Sangare tamamdır. Daha önceki haftalarda söyledik. Üçlü oynayıp beşli orta saha oynayacaksan oranın sol kenadı Ferdi değildir. Ya ben bu zamana kadar Ferdi ile oynadım 3-4-3'te. Çocuk da iyi performans gösterdi. Oradan devam ediyorum. Formda oynama alışkanlığı var diyorsan beşlinin sol tarafı değildir Ferdi. O zaman Nova yazacaksın oraya. Bir taraf Nazım Sangare tamam. Peki 3-5-2'nin öndeki ikisinden biri Beriş ya, Diğeri İrfan Can'ı mı serbest kıldın? 3-5-1-1 dese İrfan belki oraya konumlandırabilirsiniz herhalde. Yani Zaten öyle oluyor. Kafamızda iki öyle tane öyle Santrafor. Yani o Santrafor pozisyonda serbestlik tanıdığı bir oyuncu olarak görüyor İrfan'ı. Anladığım kadarıyla. Lüks oyuncuları olabildiğince öne atıyor. Biliyorsun abi yani problem çıkartmasın diye. Tabi, defansif anlamda zorlanmayayım. anlamda zorlanmayayım diye diyor ki bu lüks bir oyuncu. Top rakipteyken yok. Diyor ki ben onu atabildiğim kadar öne atayım. Diyor ki İrfancanla beraber çift santrafor oynuyoruz. Ama senin Antwerp maçları iyi oyunun yaptığım defansif müdahalelerle anlatılmadı. Göze hoş gelen futbolunla, genlerine uygun futbolunla, hücum aksiyonunu anlattık. Topu önde tutuşunla anlattık. Orada yaptığım Mert Hakan, İrfan Can, ile sonlanan olağanüstü işlerle anlattık. Evet. Bir de İkmet Hoca'nın açıklamalarına bakalım. Kayseri Spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman neler söylemiş maça dair. Fenerbahçe burada pozisyonlar veriyor. Değişik, çok farklı bir maç olacak. Şampiyonluğa oynayan, kendi evinde oynayan bir takım var. Bir an önce gol atmak, iyi oynamak isteyecek. Bizim de oyunun bu bölümlerinde rakibe karşı o kontrolü sağlamamız gerekiyor. Galibiyetin anahtarı Fenerbahçe'den topu kaptığımızda hızlı çıkmak. Mesa, Uğur, Onur. 3 tane ilk 11 oynayan oyuncumuz yok ama diğer oyuncularımız var. İki takıma baktığımda ligdeki konum olarak benzer durumlar var. 3 maçı kaybetmişiz. Fenerbahçe arada Avrupa maçı oynadı ve orada moral depoladı. Biz de Karagümrük maçında. Geçen hafta son dakikalarda bulduğu golle e, Karagümrük'ü mağlup etmeyi başarmıştı Kayseri Spor. Bu arada Fenerbahçe hani, hocanın analizine baktığımızda çok kritik karşılaşmada erken gol bulabilen bir takım görünümü de var Fenerbahçe'de. Mesela Trabzon deplasmanında bunu yaptı. Ee, şimdi tam maçların ismini hatırlamıyorum ama erken dakikada gol İçeride buldu. İçeride sıkıntı yaşıyor. Antwerp mu? maçında da iyi dakikada e, gol buldu. Şöyle bir Fenerbahçe'ye bakınca en kolay golü nasıl bulur dersin abi? Bana göre duran toptan bulur. En kolay golü. Çünkü 3 tane çok yüksek toplara hakim. Kafacı oyuncusu var. Yani bu çok önemli detay bence futbolda. İyi kapanan bir rakibe karşı ya şu iyi olacak ki onun da fırsatını bulmak çok zor ya da duran toplarda çok becerili olacaksın. Rakibi bireysel hataya zorlayacak kadar ön presi yapacak bir e, Berisha, ya, İrfancan ve Meğer bunu bize çok fazla hayal ettirmiyor. Doğru. O yüzden de duran top ya da şu ön plana çıkartacak bir oyuncunun Fenerbahçe için ilk gol adına en etkili olabilecek detaylar olduğunu düşünüyorum. Peki. Süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler fenerbahçe Spor maçı başlamak üzere devre arasında ve karşılaşma sonrasında tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalınız.